Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ali Hoca. Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Açı yayınlarından sizler için iki tane soru hazırladım. Oldukça güzel sorularımız var. Öğretici ve bilgilendirici iki sorumuz var. Bakalım siz bu soruları doğru yapabilecek misiniz? Hiç bekletmeden dilerseniz sorularımıza bir bakalım. Sorular Osmanlı tarihi ile ilgili. Bakalım. Güzel bir soru. Bu soru AYT'de karşımıza çıkabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfının vazifeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Sizlere bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz ki 3 tane sınıfımız var. Biri seyfiye, şöyle kısaca yazacağım sizlere. Biri seyf, biri ilm, biri ilmiye, en son ise kalemiye. 3 tane sınıfımız var. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye. Bunların görevlerini bilmemiz lazım. Örneğin seyfin kelime anlamı zaten kılıç demektir. Yani ne yapacağız bu? Seyfiye sınıfına mensup olanlar idari ve askeri işlerden sorumlu olan kişilerdir. İlmiye sınıfına baktığımızda ise din, eğitim ve hukuk işleriyle uğraşan kişilerdir. Kalemiye sınıfında ise yazı ve mali işlerdir. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Bir kez daha tekrarlıyorum. Seyfiye idari ve askeri, ilmiye din, eğitim ve hukuk, kalemiye ise yazı ve mali. Soru bizden neyi sordu? İlmiye sınıfını istiyordu değil mi? Bakalım. Tedris ne demek? Öğrenim demek. İlmiye sınıfına mensup ilmiye sınıfı. Ne dedik? Din, eğitim ve hukuk dedik. Fetva, din var mı? Var, Şeyhülislam İslam tarafından çıkarılıyor biliyorsunuz ki. Adalet var mı? Din, eğitim ve hukuk dediğimize göre adalet var. Hukuk var. Seyfin kelime anlamı ne demekti? Kılıç demekti. Askerlik seyfiye sınıfına mensup değil midir? Cevabımız C şıkkı. Umarım bu soruyu doğru yapmışsınızdır. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti yükselme dönemindeki soruya. Dünya gücü Osmanlı. Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bir sorumuz var şimdi. Bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet'in merkezi otoriteyi korumaya yönelik çalışmalarından biri değildir? Güzel bir soru. Çalışan öğrencilerim için bu soru eminim zor gelmeyecektir. Kanunname-i Ali Osman'ın hazırlaması, biliyorsunuz ki ilk kanundur. Fatih Kanunnamesi diyoruz buna. Doğru. Merkezi otoriteyi güçlendirmek amaçlanmıştır. Kardeş katilinin yasallaşması. Doğru mu? Doğru. Ülke padişahın malıdır anlayışının getirilmesi. 1. Murat'ta veraset anlamı, veraset sistemi nasıldı? Ülke padişah ve oğullarının ortak malıydı değil mi? Ama Fatih ne yaptı? Ülke padişahın malıdır anlayışını getirerek merkezi otoriteyi güçlendirme yoluna gitti. Veraset sisteminde değişikliğe girmesi. Şimdi veraset ne demek? Veraset kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Fatih burada ne demiş? Diyor ki ülke padişahın malıdır. Ve veraset sisteminde değişikliğe gidildi. Bu da doğru. E şıkkına baktığımızda Ekber ve Erşed sisteminin uygulanmaya konulması. Ekber ve Erşed 17. yüzyılda 1. Ahmet döneminde veraset sistemindeki değişikliğe yol açacaktır. Peki Ekber ve Erşed ne demek? En bilgili ve yaşlı kişinin tahta geçmesi demektir. Doğru. 1. Ahmet taht kavgalarının önüne geçmek istemiştir. Ama Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bir durum olmadığı için cevabımız E şıkkıdır. Sorularımız bu şekildeydi. Açı yayınlarından sizler için aldım. Umarım doğru yapmışsınızdır. Bugünkü paylaşımın sonuna geldik. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.